Sevgili İstanbul dostları, bugünkü konuşmamız Sultanahmet Külliyesi ile ilgili olacak. Sultanahmet Külliyesi İstanbul'un önemli bir noktasında yer almaktadır. Hemen yanı başında kendinden çok önce yapılmış olan Ayasofya bulunmaktadır. Külliyenin yer aldığı alan devrim padişahı tarafından özenle seçilmiş bir alandır. Şehrin silüetinde önemli bir nokta teşkil eden camisiyle özellikle Marmara yönünden şehre gelen, yaklaşan gemiler tarafından şehir silüetinde önemli bir nokta teşkil ettiği görülmektedir. Ayrıca şehrin önemli bir merkezi olan Bizans devrindeki hipodrom at meydanı, Osmanlı devrinde at meydanı olarak isimlendirilen meydanın da hemen yanı başında yer almasıyla şehir silüetinde önemli bir nokta olarak görülmektedir. Bir de şehirde yer alan, kendinden önce yapılmış olan yapılardan altı minaresiyle de ayrı bir özelliğe sahiptir Sultanahmet Camii. Dolayısıyla da İstanbul'un en önemli, en ilginç yapılarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii bu külliye inşa edilmeden önce bu meydanda, At Meydanı ve yakın çevresinde Osmanlı devrinde çeşitli vezir ve paşa sarayları bulunmaktaydı. Bunların istimlak edilmesi sonucu elde edilen arazi üzerinde külliyenin binaları yerleştirilmiştir. Daha önceki örneklerde şehrin işte Fatih Külliyesi düzenli bir simetrik biçimiyle şehirde yerini almış. Beyazıt Külliyesi bir meydanın çevresinde serpiştirilmiş yapılarla şekillenmiş. Süleymaniye Külliyesi yine belirli bir prensipte simetrik düzende karşımıza çıkmakta. Sultanahmet Camii de kısmi olarak belirli bir düzen göstermektedir. Çünkü hipodrom dediğimiz, at meydanı dediğimiz bu meydanın çevresine yerleştirilmiş olmasından kaynaklanan bir özel durumu vardır. Bu alan tabii ki İstanbul'un en önemli alanlarından birisi. Aynı zamanda Bizans'ın da Büyük Sarayı'nın yer aldığı alandır. Eski sarayı, Büyük Saray diye tanınan at meydanının hemen, hipodromun hemen yanı başında yer alan, Marmara Denizi yönünde yer alan Büyük Sarayı'nın da bulunduğu alandır. Dolayısıyla da tarihi kıymeti de önemlidir. Cami altı minaresiyle dikkati çekiyor dedik. Bundan önce yapılmış olan hiçbir yapıda böyle altı minare denemesi olmamıştır. Tabii bundan yola çıkarak bazı halk söylenceleri oluşmuştur. Padişah altın minare istemiş de mimar altın minare yapamayacağı için altı minare yapmış gibi halk söylenceleri vardır ama bunun aslı astarı yoktur tabii ki. Esasa binaen bir şey değildir bu. Çünkü ne padişah altın minare isteyecek durumda yeteneksiz, akılsız, ne de mimar padişah isteğini yapamayacağı bir biçimde kendisi değiştirebilir. Bunların hepsi koordineli, karşılıklı görüşmeyle yapılabilecek şeyler. Ama halk için, hoşuna gittiği için halkın bu tür şeyler söylence olarak kullanılmış ve tarih içerisinde de süre gelmiştir. Evet, bu cami 6 tane minaresinden dolayı özellikli dedik, çok özellikli bir durumu var. Bir defa Padişah Sultan 1. Ahmet, bu dönemin padişahı Sultan 1. Ahmet 1603 yılında tahta geçiyor. Babası 3. Mehmet'in vefatından sonra tahta geçiyor. 1617 yılına kadar tahta kalıyor. 14 yaşında padişah olmuş. 14 yıl padişahlık yapmış. 28 yaşında da vefat etmiş bir kişi. Daha çocuk denecek yaşta tahta geçmiş bir kişi olmakla beraber oldukça kendinden beklenenden daha fazla akıllı davranışlarıyla da ayrıca dikkati çekmiş bir padişahtır. Caminin mimarı da devrin mimarı, Sinan'ın yetiştirdiği bir mimar olan Mehmet Ağa, Sedefkar adıyla da tanınan, ünvanıyla da tanınan Mehmet Ağa'dır. 1606 yılında caminin inşaatı 1606 yılından itibaren Sedefkar Mehmet Ağa görevde. Fakat caminin inşaatı 1609 yılında başlıyor.
1617'de cami tamamlanıyor. 1620 yılına kadar da külliyenin diğer birimlerinin inşaatları sürüyor. Fakat bu 17'den sonra tabii padişah hayatta değil. Bunu hatırlayalım. Yapının bulunduğu alan önemli bir alan dedik. Bizans devrinde çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği, araba yarışlarının, at yarışlarının yapıldığı, halkın çeşitli gösterilerde bulunduğu bir alan, hipodrom alanı. Burası tabii fetihten hemen önce yapılmış olan bir gravürde burasını görüyoruz ve şehrin de ve yakın çevresinde, hipodromun yakın çevresinde harabe halinde olduğunu, özellikle Büyük Saray'ın bulunduğu alanın, Marmara yönündeki Büyük Saray'ın bulunduğu alanın tamamen harap bir durumda olduğunu bize göstermesi açısından önemli. Bu 15. yüzyılın sonlarına doğru 1490'larda yayınlanmış bir gravürdür ama 15. yüzyılın başlarında yapılmış bir gravürdür esası. Daha sonra burayı gösteren İstanbul minyatürü Osmanlı devrinde 16. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmış olan bir minyatür var. İlk yarısı içerisinde yapılmış olan Nakkaş Osman'ın minyatüründe at meydanını görüyoruz ve çevresinde bazı yapılar yer almakta. Özellikle at meydanının karşı sırasında bulunan binalar, burada yer alan sivil yapıları göstermesi açısından önemli. Ama hipodrom alanının içerisinde herhangi bir bina yapılmamış, yani boş olarak gözüküyor. Evet, padişahımız da burada resmini gördüğümüz kişi, genç yaşta padişah olmuş ve dediğimiz gibi 14 yaşında padişah oluyor. 14 yıllık bir görevi sonrasında da vefat etmiş, genç yaşta vefat etmiş bir padişah. Külliyenin yerleşim düzeni önemli. Şurada gördüğümüz alan, şu boş alan, at meydanı dediğimiz, yani dikili taşların bulunduğu alan, onun hemen güney yönünde yaklaşık olarak diyelim ya da güneydoğu yönünde cami, caminin devamında daha aşağıda yer alan Aras'ta, caminin etrafı bir avluyla, dış avluyla çevrelenmiş. Fakat avlunun meydana bakan duvarı biraz ilginç. Dikkat ederseniz caminin yerleşim düzeni kıble istikametine göre mecburi tabii böyle olacak. Şu istikamet kıble. Mihrabımız şurada. Ama avlunun duvarı, kuzey avlu duvarımız bakın hafif camiye göre çarpık yerleştirilmiş ve hipodromun bulunduğu, at meydanının bulunduğu meydana göre konumlanmış bir duvardır. Yani özellikle de meydanın orta aksında yer alan dikili anıtlara göre düzenlenmiş bir duvardır. Bu açıdan önemli bir şehir bilincinin, şehircilik bilincinin, meydan bilincinin varlığını ve onun dikkate alındığının göstergesidir bu. At meydanı yönünde, meydana yakın konumda medrese, padişahın vefatından sonra yapılmış olan türbe, türbeye bitişik Darül Kurra, birkaç tane dükkan gibi külliyeye ait birimler bulunmaktadır. Hipodrom dediğimiz, at meydanı dediğimiz meydanında Marmara Denizi yönünde diğer Spendone'nin bulunduğu, yani yarım daire şeklinde kavisin bulunduğu bölümde hipodrom alanı üzerinde bu sefer şifahane yapısı, imaret binaları, yemekhane, mutfak, fırın, kiler gibi imaret binaları da buraya yerleştirilmiştir. Yani bir nevi sosyal yardım binaları bu köşede yer almış. İşte eğitim yapıları caminin doğu ve kuzey doğu yönünde, Sıbyan Mektebi, medrese, Darül Kurra gibi yapılar doğu ve kuzey doğu yönünde yer almış. Doğu ve kuzey doğu yönünde yer almışlar. Böyle bir düzenleme söz konusu. Karşıda gördüğümüz yapı ise, şurada gördüğümüz yapı ise İbrahim Paşa Sarayı, camiden önce yapılmış olan bir başka sivil mimarlık örneği. Evet. Bu yönüyle önemli olan bir yapı. Tabii planı itibariyle de oldukça önemli. Bir defa yapının planı, caminin planı daha önce Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1544-48 yıllarında inşa edilmiş olan
Şehzade Mehmet Külliyesi'ndeki caminin planıyla örtüşmektedir, aynıdır. Merkezde bir kubbe, dört yönde yarım kubbe, dört köşede de birer küçük kubbe söz konusudur. Şehzade Camii'ndeki bu plan şeması Sinan zamanında bir defa kullanılmış ve Sinan bir daha böyle dört yarım kubbeli şemayı yapmamıştır. Ama Sinan'dan sonraki mimarlar daha ziyade Sinan'ın bir defa deneyip bıraktığı bu dört yarım kubbeli şemayı birkaç defa daha deneme imkanına sahip olmuşlardır. Özellikle Sinan'ın 6 ve 8 destekli camilerini sık sık tercih etmesi, o plan şeması üzerinde çeşitli varyasyonlarla o planı yeniden değerlendirmesi, sonraki mimarların o plan üzerinde devam etmemesine sebep olmuş ve bu dört yarım kubbeli şema üzerinde biraz daha ilerleyebileceklerini düşünmüş olmalılar ki Sultanahmet Camii'nin inşaatından önce yeni caminin inşaatı başlamıştı. 3. Mehmet zamanında, validesi Safiye Sultan zamanında onun tarafından başlatılmış idi yeni caminin inşaatı. Fakat 1603 yılında 3. Mehmet'in vefatıyla Safiye Sultan'ın eski saraya geçmesi münasebetiyle bu inşaat yarım kalmıştı. Daha sonra 1. Ahmet bunun inşaatını üstlenmedi, devam ettirmedi. Kendisi için yeni arayışlarda oldu ve at meydanındaki bu alanı tercih etti. Buradaki vezir saraylarını yıktırdı ve Sultanahmet Camii'nin istimlak ederek, tabii ki bedelleri ödenerek bunlar istimlak edildi, yıktırıldı ve bu alanda caminin inşaatı başlamış oldu. 1609 yılında caminin inşaatı burada başlamış oldu. Dolayısıyla da yeni caminin planı Sultanahmet'ten bir önceki aşamada dört yarım kubbeli şemaya göre başlamıştır. Ama araya Sultanahmet Camii'ye girmiştir. Sultanahmet Camii'nin inşaatı tamamlandıktan sonra yaklaşık 60 yıllık bir zaman dilimi sonrasında da yeni cami tamamlanmıştır. Dolayısıyla da yeni caminin başlangıcı önce, bitişi Sultanahmet'ten sonradır. Ama plan aşamasında baktığımız zaman, Sultanahmet'ten önceki evreye işaret eder dolayısıyla da. Çünkü temel öyle başlamıştı. Yapıda başladığı temele göre tamamlandı. Burada bir çizelgemiz var. Sultanahmet Camii'nin inşasını ve tamamlanma tarihleriyle ilgili. 1609 yılında Ekim ayında temel kazım işlemine başlanıyor. Temel taşları Ocak ayında, 1610 yılının Ocak ayında konuyor. Caminin ibadete açılışı 1616 yılında Ekim ayında gerçekleşiyor yine. 8 Ekim'de temel kazımı başlamıştı 1609'da. 7 Ekim'de 1616 7 Ekim'de de ibadete açılışı yapılıyor. Bu dönem tabi Ramazan'ın 27.si gecesi Kadir Gecesi'ne denk getiriliyor. Padişah 1. Ahmet bu açılışı gerçekleştirmiş oluyor. Fakat kısa bir süre sonra 21 Kasım 1617 yılında padişah vefat ediyor. Arada bir seneden az bir zaman var yani padişahın. Bir seneden birazcık fazla bir zaman var. Akabinde de caminin inşaat defterlerinin tamamlanışı da Sultan 1. Mustafa'ya denk geliyor. Böyle bir tarih düzenlememiz var. Burada da inşaat defterinden bir sayfa gösteriyorum size. Günlük yapılan her türlü çalışma kayıt altına alınmış ve defterlere bunlar kaydedilmiştir. Yakın bir geçmişte Marmara Üniversitesi'nde genç bir arkadaşımız bu inşaat defterlerini doktora tezi olarak tamamladı. Gayet güzel bir çalışma oldu. Evet, tekrar biz külliyemize gelelim. Bir hava fotoğrafında caminin ve yakın çevresinin durumunu görüyoruz. Özellikle Marmara Denizi'ne bakan mihrap duvarı biraz fazlaca sert görünümlüdür ki genelde Osmanlı mimarisinde böyle bir durum ile karşılaşılır. Edirne Selimiye hariç onun dışındaki yapılarda bu mihrap duvarında düz bir iniş, sert bir görünüş söz konusudur. Yan cepheler böyle değildir. Daha hareketli ve hafif
görünümlüdür. Çünkü yan cephelerde kademeli bir iniş, işte dış sofalar, mahfiller yapılarak ve kemerli açıklıklı düzenler oluşturularak olması gerekiyor. Yani sertlik giderilmiş oluyor. Mihrap duvarında bu gerçekleşemiyor. Burada dikkat ederseniz yapının her iki yönden cephesini görüyoruz. Batı cephesini ve mihrap cephesini. Mihrap cephesi tabii ki yüksekçe bir duvar gibi ve onu destekleyen payandalarla oldukça masif bir görünümde. Halbuki yan cepheler dışa açılan sofalardan dolayı hareketli cepheler olarak görülmektedir. Evet, burada iki yapının planını bir araya getirdik. Karşılaştırma yapalım. Sultanahmet ile Yeni Cami'nin planları. Her iki yapının da temel özelliği aynı. Dört taşıyıcı ayak üzerinde, sivri kemerler ile bağlanmış dört taşıyıcı ayak üzerinde. Pandantiflerle geçişi sağlanan merkezde bir büyük kubbe. Dört yönde yarım kubbe. Köşelerde de birer küçük kubbeden oluşuyor. Yeni Cami'de mihrap duvarı tabii ki belirli bir zaruri sebepten dolayı aynı her iki yapıda. Mihrap yönündeki yarım kubbede ikişer eksedra dediğimiz küçük kubbecikler, küçük yarım kubbecikler bulunmakta. Ama şunlar arkadaşlar, Şehzade'de gördüklerimiz. Şehzade'de yan yarım kubbelerde de aynı durum var. Fakat Sultanahmet'te bakın üçüncü bir eksedra, küçük yarım kubbecik yerleştirilmiş. Yani Yeni Cami'ye göre bir kademe daha yanlara doğru genişletilmiş yapı. Bu açıdan ayrı bir durumu var Sultanahmet'in. Yani bir başka deyişle Yeni Cami'de ele alınmış olan dört yarım kubbeli şemanın bir ileri aşaması, bir kademe daha ilerlemesi ve genişlemiş mekana sahip olması yönden dikkati çekmektedir Sultanahmet Camii. Daha sonraki denemelerde de zaten bundan daha ileriye gidilememiştir. Onu da ayrıca belirtelim. Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasında eski fotoğraflarda bir mahalle görürüz. Yoğun bir yerleşim dikkatimizi çekmektedir. Bugün Havuzlu Park'ın yer aldığı, Hürrem Sultan Hamamı'nın önündeki Havuzlu Park'ın yer aldığı alan da dahil olacak şekilde, hatta caminin önündeki ışık gösterilerinin yapıldığı alan da dahil olacak şekilde çok yoğun, çok girift, tek ya da iki katlı evlerden oluşan bir mahallenin varlığını görüyoruz. Bu mahalle Ayasofya Mahallesi'ydi ve 1912 yılındaki İshak Paşa yangınında yanarak harap oldu ve o tarihten sonra park düzenlemeleriyle, işte önce yeşillikli alan, daha sonra havuzlu park düzenlemeleriyle bu meydan yeniden ele alınmış oldu. Burada 1928'de çekilmiş olan bir hava fotoğrafında caminin çevresinde, o yangın sonrasında harap olmuş mahalleleri göstermesi açısından bu resim önemli. Kagir binalar ayakta kalmışlar ama ahşap binalar hemen hemen hiçbiri mevcut değil artık. Dolayısıyla da böyle bir yangın neticesinde caminin arastası, önündeki kıble yönündeki arasta da harap olmuş. Caminin arastaya yakın konumdaki dış avlusu, batıdaki dış avlusu, onun içerisinde bulunduğu kısımda Hünkar Kasrı, Sıbyan Mektebi, dışarıdaki Sıbyan Mektebi ve Hünkar Kasrı da bu yangında harap olmuşlar, yanmışlar yani maalesef. Çünkü Hünkar Kasrı'nda ahşap bir aksam ile düzenleme var idi son yüzyılda, ampir özellikle. Onlar yangının buralarda şekillenmesine sebep olmuşlar diyelim. Evet, bu yangın neticesinde boşalan bu alanda park düzenlemesi yapılmıştır. Bu parkın eski halini gösteriyor. Dikkat ederseniz parkın ortasındaki yeşillikli alan sonradan havuza dönüştürülmüştür. Ama camiye doğru devam eden alan tamamen bomboş bir alan idi ve 1980'lere kadar da aşağı yukarı böyle geldi. Yakın bir zamanda biraz ağaçlandırma, ses ışık gösterilerinin dinlendiği alan olarak düzenlendi. Evet, camimizin bulunduğu alan Marmara Denizi'ne doğru mihrap istikameti yönünde, at meydanından mihrap istikameti yönünde
eğimli bir arazidir ve bu araziden, bu eğimden faydalanılmıştır temel işlemleri yapılırken. Mihrabın bulunduğu kısmın altında tonozlu bir altyapı oluşturulmuştur. Yani alanın düz hale gelmesi için alt kademede eğimin kuvvetli olduğu yerde tonozlu bir altyapı yapılmış ve cami bu tonozlu altyapının üzerine bu yönde oturtulmuştur. Bu kısımda padişah ve maiyetindeki kişilerin camiye gelmesiyle birlikte onların bu gelişlerinde kullandıkları binek hayvanlarının çekildiği alan olmuştur. Yani dinlendirildiği alan olmuştur burası. Bu açıdan ilginç bir durumu vardır. Bu camide bir başka özellik daha görüyoruz. Caminin güneydoğu köşesinde, yani mihraba göre soldaki köşede dışarıdan camiye bitişik bir hünkâr kasrı inşa edilmiştir. Bundan önceki yapılarda, yani Sultanahmet Camii'nden önceki yapılarda böyle bir hünkâr kasrı geleneği yoktu. Dışarıda camiye bitişik bir kasır mümkün, yani görülmüyor, daha önceki yapılarda karşılaşmıyoruz böyle bir şeyle. Yalnızca caminin mihraba göre solunda, sağında içeride bir mekan hünkâr mahfili olarak düzenleniyor idi. Bunun öncüsü olarak Beyazıt Camii'ni mesela buna örnek gösterebiliriz. Beyazıt Camii'nde mihrabın sağında böyle bir hünkâr mahfili var. Süleymaniye Camii'nde mihrabın solunda böyle caminin içerisinde hünkâr mahfili var. Sultanahmet Camii'nde de mihrabın solunda bir hünkâr mahfili var ama bu mahfil ile bağlantılı dışarıda bir kasır söz konusu. İlk defa bundan karşılaşıyoruz. Ve bu daha sonraki cami mimarisine de örnek teşkil edecek, etkileyecek ve önemli yapılar, padişah yapıları inşa edilirken padişah ya da aileden olan kişilerin inşa ettirdiği yapılarda böyle hünkâr kasırları camilere camilerle birlikte planlanıp yapılacak ya da önceden yapılmış olan camilere böyle ahşap da olsa bir kasır eklenerek onlar da biçimlendirilecek. Mesela buna en iyi örnek Yeni Cami Hünkâr Kasrı'dır. Sultanahmet'ten sonra ele alınmış, tamamlanmış haliyle caminin bu yöndeki Hünkâr Kasrı devreye girmiş ve kâgir olarak yapılmış. Beyazıt'taki Hünkâr Kasrı da ahşap olarak yapılmıştır mesela 19. yüzyılda. O da gerçi yakın bir geçmişte yandı maalesef. Ama sonuç itibariyle sıfırdan yapılan bir camide ise, hani yeni cami sıfırdan değildi, temelleri atılmıştı. Birinci sıra pencere üst seviyesine kadar da inşaat yükselmiş idi. Fakat Hünkâr Kasrı ilk yapıda planlanmamıştı. 1660'larda yeniden Hatice Turhan Valide Sultan tarafından ele alındığında, inşaat tamamlanmaya başlandığında Hünkâr Kasrı da devreye girdi ve anıtsal boyda abidevi bir Hünkâr Kasrı yeni camiye eklemlenmiş oldu. Fakat yeniden yapılmış olan Fatih Camii ya da sıfırdan yapılmış olan Nur Osmaniye Camii gibi yapılarda Hünkâr Kasırları yapıların inşasıyla birlikte ele alınmış ve biçimlenmiştir. Bu açıdan önemlidir. Sultanahmet Camii bunun ilkini oluşturduğu için ayrıca dikkate değer bir yapıdır diyelim. Hünkâr Kasrı'nın genel görünüşü de devrin sivil mimarlık örneklerini yansıtması açısından önemlidir. Demin de söylediğimiz gibi bu Hünkâr Kasrı maalesef 1912 İshak Paşa yangınında yanarak hasar gördü. Daha sonra yaklaşık bir 40 yıl kadar sonrasında da inşa edilmeye yeniden, daha doğrusu tamiratı yapılarak yeniden kullanıma kazandırıldı diyelim. Rampalı bir yol ile ulaşılan bir kapıdan geçerek tekrar rampalı bir yoldan çıkarak, bakın burada rampalı yolumuz, bu yoldan devam ediyoruz. Kapıdan içeriye geçtikten sonra tekrar rampalı bir güzergahtan üst kata doğru çıkıyoruz ve buradan bir balkon aracılığıyla caminin yan sofasına ulaşıyoruz ve o sofa içerisindeki bir kapıdan da cami içinde yer alan hünkâr mahfiline geçiyoruz. Böyle bir düzeni var bu hünkâr kasrının. Ayrıca içerisinde
şu yöndeki kolda içerisinde padişah ve maiyetinin bulunduğu mekanlar yer almakta. Tonozlu mekanlar yer almakta. Sultanahmet Camii tabi bulunduğu alan itibariyle önemli bir meydanda yer alıyor dedik. Bizans'ın hipodromu, Osmanlı devrinin at meydanı her zaman İstanbul'a gelmiş olan yabancılar tarafından da ilgi odağı olmuş, dikkat çeken bir çekim alanı olmuş ve sık sık da bu meydan resmedilmiştir. Pek çok gravürü, resmi, daha sonra da fotoğrafları bulunmaktadır. Burada bir gravür görüyoruz. Detayları itibariyle birebir olmasa da ana hatlarıyla genel bir durumu göstermesi açısından önemli. Özellikle bakın bir görünüş, bir plan görüyoruz tabii. Mesela yanlışlıklardan birisi diyelim. Kuzeydeki minareler ikişer şerefelidir. Burada üçlü gösterilmiş. Avlu duvarı başarılı bir şekilde gösterilmiş. İlginç olan avlunun orta kapısının üzerinde bir kubbenin yer alıyor olması. Bugün bu kubbe yok mesela. Özgün'ünde var mıydı diye düşünürsek mümkün gibi gözüküyor. Çünkü başka gravürlerde de bu kubbeyi görüyoruz. Hani pek hayali olarak yapılmış gibi düşünemeyebiliriz. Önemli bir meydan olduğu için böyle bir tasarım mümkün gözükebilir. Aynı zamanda caminin planını da yapmışlar. Demin de söylediğimiz gibi çok çeşitli çalışmalara örnek olmuştur. Bunların bir kısmı zamanla renklendirilmiş. Fotoğraf devrinde de tabii ki ilk başta siyah beyaz ama daha sonra onlardan da bazıları renklendirilerek kartpostallar olmuşlar. Gravürlerin bir kısmı renklendirilmiş kartpostal olarak kullanılmış. Caminin bu yöndeki durumunu görebiliyoruz ve dönem dönem devre devre de bunu izleyebiliyoruz. Yani özellikle de 1850 ve sonrasında caminin ve bu yöndeki avlu duvarının dolayısıyla da at meydanının nasıl bir tarihsel süreç içerisinde değişime uğradığını da bu görsel malzemelerden takip edebiliyoruz. Bu açıdan bunlar bizim için önemli oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi bir fotoğraf tabii bu. Şimdi 19. yüzyılın sonlarında çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafta caminin kuzeyindeki avlu duvarının üzerinde köşelerde yer alan kapılar ve onun üzerindeki tonozlu birimleri görüyoruz yıkılmadan önce. Çünkü bunun yarısı, yaklaşık tonozlu birimin yarısı, üçlü gözüken şu kapı düzenlemesi, ortada kapı, iç yönde sebil, dış yönde dükkan ile biçimlenen üçlü kemerli düzeni bugün göremiyoruz. Çünkü birer kemerli birimi, dış yönde yer alan birer kemerli bölümüyle üstteki tonozlu yapının yaklaşık yarısı 1940'lı yılların sonuna doğru yıktırılmış ve ortadan kaldırılmıştır. Bu arada bu Marmara yönündeki kapı, Marmara Üniversitesi'nin rektörlük binası olan Ticaret Ziraat Nezareti binasının o yöne bakan köşedeki kapısı, onun hemen yanı başında da bir sivil mimarlık örneğinin varlığını görüyoruz. Bu sivil mimarlık örneğini de yine bu fotoğraflardan ve gravürlerden takip etmek mümkün. Bir ara son yüzyılda, yani 19. yüzyılda biraz değişiklik geçirmiş olmakla beraber bu yapıların özgününde at meydanından bağlantılı yapılar olmadığı, caminin dış avlusundan bağlantılı yapılar olduğunu anlıyoruz. Çevrede yapılan incelemeyle bunu rahatlıkla görebiliriz ve camiye ait meşrutalar olduğunu rahatlıkla da söyleyebiliriz. Bugün hala bu bölümler vakıf idaresinin mülkü olarak özel şahıslara kiralanmış, gelir getiren alanlar olarak kullanılmakta. Burada da Alman Çeşmesi tarafındaki kapıyı ve üzerindeki tonozlu birimi görmekteyiz. Burada da bakın çok daha iyi görüyoruz. Şurada bir kemer başlıyor. Bu kemer kırılmış ve buraya bir sivil mimarlık örneği bina inşa edilmiş 19. yüzyılın ikinci yarısında. Bu biraz daha önce at meydanının Marmara Rektörlük binasına bakan tarafından birazcık daha önce yıkılmış bu.
diktirilmiş ve oraya bir bina yapılmış, ahşap bir bina. Daha sonra bu bina betonarme ve ahşap kaplamalı olarak yenilendi. Fakat caminin bu yöndeki avlu duvarının da üzerine oturtularak biraz sıkıntılı bir durum oluşturdu diyelim. İç yönden bu kapıları görmekteyiz. Tabii ortada kapı, yanda dükkan olacaktı. O gitmiş, yerine sivil mimarlık örneği bir bina gelmiş. Dış yönde böyle, iç yönde de bir sebil var. Bu sebile de içeriden, yani avludan giriliyor. Hem dışarıya açık bir sebil, hem avlu yönüne penceresi olan bir sebil. Bu sebilin yanı başından bir kapıyla da üst kattaki birimlere ulaşılmakta. Bu üst katlarda külliyenin, caminin görevlileriyle alakalı, yani bahçe ve güvenlik kısımlarından sorumlu olan kişilerin barındıkları bölümler olduğu anlaşılmakta. Mesela burada bu kapının, hemen Alman Çeşmesi yönündeki kapının yanı başında yer alan sebili de tabii dıştan görüyoruz şimdi. Sebilin iki penceresi var meydana bakan, avluya bakan bir penceresi var. İki pencerenin üzerine denk gelecek şekilde bir kitabe yerleştirilmiş ve bu kitabede caminin inşaatından bahsedilmekte ve mimar Mehmet Ağa'nın da adı geçmektedir. Zamanla yol kotunun yükselmesi neticesinde sebilin su verme açıklıkları hemzemin olmuştur artık. Diğer yöndeki, yani Marmara Rektörlük yöndeki kapıya tekrar gelelim. Bu kapıyı yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın ilk yıllarında, 1940'lara kadar çekilmiş olan fotoğraflarda böyle yıkılmadan önceki haliyle görebiliyoruz. Ama demin de söylediğimiz gibi 1940'lı yılların sonlarına doğru bir sebeple vakıflar burayı yıktırıyor ve alanı ticarethane olarak başkalarına kiralıyor. Bu yıkım neticesinde tonozlu bölümün halini görüyoruz. Bakın, yarısı ayrılmış artık. Şuradan kemer başlangıcında ayrıca görebiliriz biraz dikkatlice bakarsak. Molozları da, bir miktar molozu da bugün hala o alanın içinde durmakta diyelim ve cephede oluşturulacak olan duvar örgüsünde de kullanılmıştır. Cami ile bu birim arasında 19. yüzyılda yapılmış olan bir yangın duvarı, tuğladan bir yangın duvarı var. Ahşap binayı o yönde destekleyen bir duvar bu. Bugün hala bu duvar kısmen görülebilmekte. Caminin bu yöndeki dış avlusundan da bu sivil mimarlık örneğinin bulunduğu kısma doğru bakarken avlu duvarı üzerinde içleri kapatılmış pencereler ve kapı açıklıklarının varlığını görebiliyoruz. Yani bu yöndeki bir kapıdan geçilerek bu alan kullanılıyor idi diyelim. At meydanına bakan avlu duvarı üzerinde ortada da bir kapımız var. Yani kıble istikametinde orta aksta da bir kapımız var. Bu kapı demin gravürde gördüğümüz üzeri kubbeli olarak düzenlenmiş olan kapıdır. Bugün o kubbeyi göremiyoruz maalesef. Ama içten de bu kapının iki yanında birer sebil çeşme bulunmakta. Kaş kemerli nişlerin içerisinde çeşmeler yerleştirilerek kapıyı kullanan vatandaşların çeşmelerden de faydalanması sağlanmıştır. Yani girişler aynı zamanda her iki yandaki girişler sebil, ortadaki giriş çeşme olarak biçimlendirilmiş oluyor. Avlu duvarlarından üzerinde yer alan kapılardan bu orta kapı üzerinde, diğerleri zamanla biraz değişikliğe uğramış ama orta kapı üzerinde yer alan kapı kanatları ilginç. Çok itinalı bir işçilik göstermektedir. Üzeri pirinç kaplama. Bugün tabii bunu pirinç gibi göremiyoruz. Okside olmuş ve bir tunç kapıymış gibi gözükse de bunlar pirinç, yani sarı malzemeden imal edilmişler. Kaplama olarak tabii, içi ahşap, dışı kaplama. Oldukça da ağır kanatlardır. Aynı şekilde itinalı işçilik gösteren bir diğer kapı kanatları da caminin kuzeyinde avluya girişi sağlayan ya da doğu batı yöndeki avlu girişlerindeki kapı kanatlarıdır. Bunlardan kuzeydeki ve doğu yöndeki itinalı işçilikleriyle ayrıca dikkat çekmektedir ki bunların içinde kuzey yöndeki çok daha zengindir. Evliya Çelebi eserinde bu kapının, yani bu kapıların daha doğrusu
babası tarafından yapılmış olduğundan bahsetmektedir. 17. yüzyılın ortalarına doğru böyle bahsediyor. Herhalde çok yakın bir zaman zaten caminin inşaatından, tamamlanmasından sonra kuvvetle muhtemel ki doğru bir bilgidir bu. Evliya Çelebi'nin bu ifadesini doğru kabul ediyoruz. Bu arada caminin yan cephelerinden birazcık daha yakından bir fotoğrafımızı görüyoruz şimdi. Bu fotoğrafta yan cephelerin hareketli olduğunu daha önce söylemiştik. Düz bir duvar gibi inmiyorlar. Bunun nedeni her iki yönde dışa açılan yan mahfillerin, sofaların yer alıyor olması. Altlı üstlü bunlar ikişer tanedir. İki katlı olarak düzenlenmişlerdir. Tıpkı bu duvarların iç kısmında bulunan iç sofalar gibi. İçeride de altta ve üstte birer mahfil düzenlemeleri vardır. Bunların simetri olarak aynı şeyi görürüz. Burada da görüldüğü gibi mesela bakın ortada üç kemer eşit. Bu üç kemerin iki yanında birer dar kemer. Sonra tekrar büyük kemerler. Böyle farklı bir dizilimle simetrik bir kurgu, yani monoton değil de hareketli bir kurgu oluşturulmuştur. Bu caminin ilginç yanlarından bir tanesi de avlunun, yani revaklı avlunun dış yönde iki yanında da birer sofanın yer almasıdır. Bunun nedeni bu yönde altta abdest almak için muslukları buraya yerleştirmiş mimar. Zaten revaklı avlunun içerisinde iki tane su deposu var, büyük su hazneleri var, sarnıç diyelim. Onlardan oralara gelen suların oralardan musluklara dağılımı sağlanıyor. Bu abdest musluklarının önü revaklı olarak düzenlenmiştir. Lentolu ve köşeli sütunlar ve prizmatik baklavalı başlıklar. Üzerinde de bir büyük, bir küçük, bir büyük, bir küçük olacak şekilde kemerli açıklıklı bir sofa düzenlemesi, meyilli bir saçakla örtülü bir sofa düzenlemesi söz konusu olmuş. Avlu da tabii oldukça büyük ve yüksek cephelere sahip. Dolayısıyla da avlunun yan cepheleri diğer Osmanlı camileriyle kıyasladığımız zaman çok monoton görünmemektedir. Daha hareketli bir şekilde gözükmektedir. Masif bir avlu duvarı gibi gözükmemektedir. Bu da önemli. Bu deneme ilk defa Sultanahmet Camii'nde karşımıza çıkıyor ve daha sonra da başka camilerde de kullanılmıyor. Bu açıdan önemli. Yani Sultanahmet Camii'nin has bir uygulama olması açısından önemli. Avlunun kuzey cephesinden bir hava fotoğrafıyla camiye bakıyoruz. Dikkat edersek caminin hemen mihrabı yanında solda yapıya bitişik, L şeklinde bitişik olan hünkâr kasrını ve rampasını görüyoruz. Evet, bu ilk defa bu yapıda karşımıza çıkıyor demiştik. Evet, revaklı avlusu itibariyle oldukça büyük bir alanı kaplayan yapımız. Cami alanı itibariyle de tabii aynı. İki renkli taşın bolca kullanıldığı bir revaklı avlu düzenlemesi. Avlunun ortasına yakın konumda yerleştirilmiş olan kubbeli, altıgen bir şadırvan görünümünde fıskiyeli bir su haznesi bulunmaktadır. Pek çok yapıda avlu ortasında abdest almaya müsait muslukları bulunan şadırvanlar vardır. Buradaki şadırvan değildir, şadırvan görünümünde fıskiyeli bir su haznesidir. Eski bir gravürde avlunun durumunu göstermesi açısından önemli. Çünkü avlunun ortasına yer alan bu fıskiyeli şadırvan görünümlü su haznesinin üst örtüsü yakın zamanda çatılıydı. Ve bu gravürden de görüldüğü gibi ya da içteki izlerden de takip edilebileceği gibi kubbeli olduğu anlaşılmıştır. Eski fotoğraflarda görüldüğü gibi yakın zamana kadar, yani 80'lere kadar neredeyse böyle gelmiştir. Ve sonrasında tekrar kubbeli olarak dönüştürülmüştür. Bu şadırvan görünümlü su haznesinin kenar boşluklarında taş işçiliği olarak hafif kabartma, bitkisel bezemeler dikkatimizi çekmektedir. Ayrıca cami avlusunda kuzeydeki avlu kapısına, mihraba doğru sırtımızı dönersek, camiye doğru sırtımızı dönersek
karşımıza gelecek olan kapının hemen önündeki kemerin köşesinde bir güneş saati görüyoruz. Osmanlı devrinin külliyelerinde, camilerinde böyle güneş saatleri görmek mümkün. Bir ya da birkaç tane olabiliyorlar. Çoğunlukta bir ama bazen iki ya da üç de olabilir. Bu arada avludan bir hatıra. Avludaki taşıyıcı sütunlarımızın etrafını çevreleyen bileziklerde kazıma ile yapılmış olan notlar görüyoruz. Osmanlı devrinde ya da Cumhuriyet devrinde bu süre gelmiş yapıyı ziyaret eden birileri böyle kazıma ile kendilerinin işte şu vakitte şuraya geldiğini ya da işte bazen özlü bir ifade ile bunları kaydetmişler. Bunlar da ayrı bir değer katıyor tabii yapılara. Sultanahmet Camii'nde de bunlardan numuneler var. Evet, avludan camiye geçişi sağlayan cümle kapımızın üzerinde itinalı bir kitabe dikkatimizi çekmekte. Oldukça süslü bir istif dikkatimizi çekiyor. Kapı üzerinde iki satır halinde, kapının yanlarında da dikdörtgen formatta kitabeler yer alıyor. Yapı içerisinde zengin bir süsleme söz konusu. Özellikle alt sıra pencerelerin üzerinden başlayıp ikinci sıra pencerelerin üstüne kadar kısımlarda duvarlar çinilerle kaplı. Alt sıra pencerelerin üst hizasına kadar ise zeminden duvarlar pencere üstlerine kadarki kısımlarda da mermer kaplamalıdır duvarlarımız. Dolayısıyla da belirli bir kuşakta çini süslememiz var ve yapının iç hacmine göre baktığımızda çok az bir kısımda çini varmış gibi bir izlenim uyandırır bize. Çünkü oldukça büyük bir yapı ve bu yapıda duvarda kapladığı alan itibariyle baktığımızda küçük bir alan. Yalnızca ikinci sıra pencerelerin üst hizasına kadar alt sıra pencere üstünden başlayıp yani birinci sıra pencere üstünden başlayıp ikinci sıra pencere üstüne kadar alanlar çiniyle kaplı. Dolayısıyla da baktığımız zaman çok yüksek bir bölüm değil. Fakat hacim büyük olduğu için kare adadını adet olarak baktığımızda sayı biraz fazlaca karşımıza çıkmakta. Topkapı Sarayı tabii ki Osmanlı devrinde en yoğun çiniyle kaplı yapı grubunu oluşturuyor. Sultanahmet Camii de ondan sonra ikinci sırayı alıyor. 25 binin üzerinde çini levha kullanılmıştır Sultanahmet Camii'nde. Evet, bir namaz sonrasında çekilmiş bir fotoğraf caminin mihrabını ve minberini göstermekte. Burada mihrap ve minberde mermer taş işçiliği dikkat çekici. Mihrabımız klasik mukarnaslı bir mihrap. Minberimiz de klasik tarzda şebekeli, ajurlu ve kavartmalı bir taş işçiliği dikkatimizi çekiyor. Mihrabın solunda duvarda bir renkli taş pano söz konusu. Bu bir renkli bir taşın iki yönde kesilmesiyle ve bu kesilen yüzeylerinin simetrik olarak açılmasıyla oluşturulmuş bir panodur. Onun üzerinde de Aşere-i Mübeşşere'nin isimlerinin yazılı olduğu sekizgen bir kompozisyon, kufi kompozisyon dikkatimizi çekmekte. Yapının kubbesinde, daha doğrusu üçüncü sıra pencerelerin hizasından itibaren yapının duvarlarında kalemşe, üçüncü sıra pencere üstlerinden itibaren yapının duvarlarında kalemşe süslemelerimiz var. Kubbe içerisinde dahil olacak şekilde bütün üst kısımlar, üst örtüler tamamen kalemşeleriyle süslü. Tabi Osmanlı devrinde birkaç dönem geçmiş, günümüze gelen kalemşelerinin büyük bir kısmı zaten 80'li yıllarda yapılmış olan onarımlara aittir. Ama ondan önce 1883 yılında ciddi bir onarım geçirmiş ve klasik tarzdaki kalemşeleri biraz yozlaştırılarak detayları dikkate alınmadan biraz kaba hatlarla yeniden uygulanmıştır. Yani ana hatlarıyla baktığımızda genelde klasik formatta desenleri görebiliyoruz. Kubbede de böyle bir düzenleme var.
merkezde bir yazı, ışınsal bir düzende bölümlenme ve bu bölümlenmede işte Kıvrıkdağlı, Rumili kompozisyonlar dikkatimizi çekmekte. Kubbenin eteğinde de bir yazı düzenlemesi var. 1883'te yapılmış olan kalem işlerinden bir detay görüyoruz. Bir hançer yaprağı ve o hançer yaprağının içinde de Rum bir ustanın 1883'te bu kalem işlerinde çalışmış olduğunu anlıyoruz. Çünkü attığı imza ile bunu tespit etmek mümkün. Evet, yapının caminin içerisinden üst kat mahfillerine doğru bir bakış. Mahfillerde tabii ajurlu bir korkuluk dikkatimizi çekiyor. Burada bitkisel bir düzenleme söz konusu. Üst kattaki pencere aralarında ve onun üzerinde panolar halinde düzenlenmiş çiniler oldukça önemli. Bu çinilerin büyük bir kısmında bitkisel süslemeler karşımıza çıkmakta. Şeffaf sır altına çok renkli boyama söz konusu. Çinilerin bir kısmı İznik, bir kısmı tamamı neredeyse İznik ama büyük bir kısmı 17. yüzyıl, bir kısmı da 16. yüzyıl çinileridir. Yani depo çinileri de burada kullanılmıştır. Özellikle mercan kırmızılı çinileriyle ünlü mahfilin kuzey duvarı bu yönde çok dikkat çekicidir. Çok itinalı desenler ve kırmızının da belirli bir yoğunlukta kullanıldığı, başarılı olan 16. yüzyılın kabarık mercan kırmızısının başarılı olarak ele alındığı örnekler bu duvarda yer almaktadır. Onun dışındaki duvarlarda da yine aynı şekilde bitkisel süslemeler var. Kırmızı dikkat ettiğimiz zaman, kırmızı renge dikkat ettiğimiz zaman zaman içerisinde renklerin, yani kırmızı rengin değiştiğini, birazcık domates kırmızısı, mercan kırmızısı tonundan koptuğunu, ayrıldığını ve giderek koyulaşan kahverengiye doğru dönüşen bir renk aldığını görebiliyoruz. Bazı ilginç detaylar da çinilerde görülüyor. Mesela soldaki resimde görüldüğü gibi kaydırılmış akslarda yer alan kemerli dizi ya da işte benek ve üç benek ve bulut motifleri gibi veya burada görüldüğü gibi solda şemseler, sağda geometrik süslemeler, geometrik bir kompozisyon düzeni gibi farklılıkları da görmemiz mümkün ama bunlar sayıca az tabii. Bu arada eski bir fotoğrafta, 20. yüzyılın başında çekilmiş olan bir fotoğrafta da caminin içerisinde pencerelerin, camlarının farklılığı dikkatimizi çekmekte. 1893 depremi, 1883 tamiratı ve 1894 depremi sonrası bir fotoğraf bu. Kırılan içlikler yerine böyle basit çerçeveli düz camlar yerleştirilmiş. Evet, mihrabın solundaki hünkâr mahfilinin taşıyıcı düzenini görüyoruz. Sütunlar ve renkli taş kullanımıyla biçimlenmiş olan kemerli bir düzenek üzerine oturtulmuş hünkâr mahfili. Oldukça itinalı bir işçilik göstermektedir. Mihrabıyla, duvarlarındaki renkli taş işçiliğiyle ve çinileriyle çok dikkat çekicidir. Padişah için yapılmış olan özel mahfil burasıdır. Ve bu mahfille bağlantılı duvarın içerisinde bir itikaf hücresi, yani çilehane, kısaca halkımızın dilinde tanımladığı gibi çilehane bulunmaktadır. Sultan 1. Ahmet tabii ki ömrü çok vefa etmemiş. Cami tamamlanmış ama onun tamamlanışından sonraki dönemde bir Ramazan burada itikafa çekilmiş. Genelde böyle Ramazan'ın son 10 gününde bu işlem yapılır ve işte sahur ve iftarı bir parça ekmekle, iki tane bir bardak suyla, iki tane zeytinle fazlaca sade ve gösterişsiz bir şekilde kendiyle hemhal oluyor. Hesaba çekiyor kendini, yani böyle bir şeyi var. Bu hünkâr mahfilindeki çinilerden başka bu bölüme camiden de ulaşılmaktadır hünkâr mahfiline. Mahfile ulaşım kısmında hem dış sofada hem caminin içerisinden bir kapıyla bağlantı söz konusu.
Burada yer alan dış sofada da çini kaplamalar dikkatimizi çekiyor. Çünkü simetriğinde mesela bu sofanın simetriği var ama orada çini yok. Burayı padişah kullandığı için oraya ayrı bir önem gösterilmiş. Mahfilin altında yer alan tavan, yani mahfilin döşemesini biz alttan bir ahşap tavan olarak görüyoruz ve bu ahşap tavanda çok zengin kalemişi süslemeler bulunmakta. Ayrıca camide müezzin mahfilinin altında yer alan dolapların kapı kanatlarında da itinalı bir kalemişi süsleme yakın zamanda ortaya çıkarılmıştır. Gri bir yağlı boyayla boyanmışlar ve uzun süre böyle gözden ırak kalmışlardır. Benzer bir uygulama Edirne'deki müezzin mahfilinin altındaki ahşap tavan ve aksamında da uygulanmış. Yani bu da herhalde Edirne'nin işgalinden önce yapılmış mesela o. İstanbul'da, İstanbul'un işgalinden önce herhalde o şekilde boyanmış ve birilerinin onu söküp çalıp yurt dışına kaçırması böylelikle engellenmiş olduğu anlaşılıyor. Bu arada hem hünkâr mahfilinde hem de caminin mihrabının her iki yanında yer alan birinci sıra pencerelerin zeminlerinde mermere renkli taş kalkmalarla oluşturulmuş, her biri birbirinden farklı olacak şekilde desenlere sahip taş işçilikleri ayrıca dikkat çekmektedir. Evet, camiden başka külliyeyi oluşturan başka yapılarımız var dedik. Bunlardan bir tanesi hemen caminin doğu yönündeki avlu duvarına dışarıdan bitişik olarak yer alan, yerleştirilmiş olan Sıbyan Mektebi'dir. Şurada gördüğümüz yapı Sıbyan Mektebi. Küçük kare planlı bir yapı. Altında iki tane tonozlu birim var. Yükseltilmiş bu tonozlu birimin üzerinde ahşap tavanlı ve çatılı olarak bugün gözükmektedir. Bunun hemen kuzey yönünde bir medrese. Şurada yer alıyor medrese. Revaklı avlulu bir medrese. Medresenin hemen kuzeyinde tamamlanmış olan türbe ve Darül Kurra ki bu 1. Ahmet'ten sonra tamamlanıyor biliyorsunuz. Bunlar yer alıyor. Yani eğitim yapıları ve türbe bu bölümde bulunmakta. Sıbyan Mektebi'nin bugünkü durumu böyle. Bu tabii 1912 İshakpaşa yangınında yanıyor. 1950'lerdeki onarım çalışmalarında elektrik kontağından tekrar yangın çıkıyor. Bir daha harap oluyor. Bu yönden başına gelmedik kalmamış ama en sonunda tamir edilmiş ve bugün bu hale getirilmiştir. Sıbyan Mektebi'ne merdiven kovasının bulunduğu alanda duvar yüzeyinde bir çeşme var. Bu da yakın bir geçmişte yenilenmiş bir çeşme olmakla beraber içerisindeki su kanalının eski olduğu anlaşılıyor. 50'li yılların sonunda yenilenmiş bir çeşme yani. Bu arada Sıbyan Mektebi'nin doğuya bakan duvarı üzerinde de bazı izler görüyoruz. Eski halinden izler görüyoruz. Burada yapıya bitişik bir şeylerin olduğu anlaşılmakta. Evet, Sıbyan Mektebi'nin hem dışarıdan bağlantılı kapısı var hem de bu kapının karşısına açılmış olan avlu duvarı üzerinden bir kapıyla da camiyle bağlantısı söz konusudur. Bu yönüyle önemli. Biraz daha ileride kuzeyde yer alan medresemiz ise dikdörtgen planda, mihraba göre yatayda dikdörtgen planda ele alınmış bir yapı. Etrafında revaklar ve bir dizi odadan oluşmaktadır. Yakın zamana kadar bu bölüm arşiv deposuydu. Yakın bir zamanda restore edilerek Sultanahmet Camii'nin derneği tarafından ve vakfı tarafından kullanılmakta. At meydanından bir genel görüntü ile bu yönde yani türbenin bulunduğu yönden camiye doğru bir bakış görüyoruz. Burada dikkatimizi çeken bir şey bu Melling'in gravürü. Bu gravürde dikkatimizi çeken bir detay var. Özellikle türbenin köşesinde yer alan çokgen cephesiyle dikkati çeken varlığını gösteren sebil. Bugün bu sebil yok ama sebile ait kemerli açıklıklar burada sonradan yapılmış olan muvakkithane binasının önünde meydana bakar şekilde yerde durmakta. Çünkü 19. yüzyılın ortalarına doğru bu sebil yıktırılmış ve yerine muvakkithane binası inşa ettirilmiştir. Eugène Efendi'nin
gravüründe mesela bu yönde türbe duvarının önünde bakın avlu duvarının kesintiye uğradığını ve türbenin revağını görüyoruz. Bu işlemin yapıldığına işaret eden bir gravür olsa gerek. Evet, burada yer alan muvakkithane binası ampir üslupta şekillenmiş ve ona göre biçimlenmiş bir avlu duvarı ile ve kapısıyla bu cephe değişikliğe uğramıştır. Bu yönde devam ettiğimizde medreseye doğru devam eden hatta bu yönde bir kapının olduğunu, ayrıca türbenin avlusundan da buraya ayrıca bir kapıyla da geçildiğini, bugün örülüdür burası, görmekteyiz. Yani meydana açılan ama külliye içerisinde var olan bir sokağa işaret ediyor bu bölüm. Ki bu hafif kırılarak devam eden bir sokak, türbe ile Darül Kur'an'ın bulunduğu alan ile medreseyi ayırıyor ve medresenin kapısı bu sokağa açılıyor. Devamında da caminin avlusuna açılan bir kapısı var bu sokağın. Böyle bir düzenin burada var olduğunu göstermesi açısından önemli bu kalıntılar. Bu arada türbenin önündeki avluya geçişi sağlayan kapıyı görüyoruz. Kapının içten bakın iç kısmında şuralarda kemer izleri gözükmekte. Aslında kemerli bir kapı iken kemer sökülmüş. Buralarda dolgu yapılmış ve lentolu ampir üslupta bir kapı halini almış. Evet, türbemiz oldukça ilginç. Sultan 1. Ahmet'in vefatından sonra Genç Osman zamanında ele alınmış olan bir türbe. Sultan 2. Osman. İstiridye kabuğu şeklinde bir alınlığa sahip kapının üzerinde ayrıca kitabe yer alıyor. Kapı kanatları çok ilginç. Abanos kaplama, üzerinde gümüş, fil dişi, sedef, bağ gibi değişik renkli malzemeler de kullanılmış. Çok itinalı işçiliğe sahip bir kapısı bulunuyor. Bu kapıdan geçerek türbeye ulaşıyoruz. Türbenin tabii önünde bir revak var. Ortada tonoz, yanları kubbeli, aynalı tonoz orta, yanlarda kubbeli olarak yapılmış. Buralarda da malakari kalemişi süslemeler görülmektedir. Türbe içerisinde de ikinci sıra pencere altına kadar duvarlar çiniyle kaplı. Kare bir türbe, bir defa onu söyleyelim. Girişin karşısında bir eyvan var. Bu kare alana açılan bir eyvan var. Yani tek eyvanlı kare bir alandan oluşuyor türbe. Eyvanın arkasında da Darül Kurra binası, kare planlı kubbeli Darül Kurra binası bulunuyor. Bu plan şeması daha önce türbelerde, Osmanlı padişah türbelerinde görülmemiş bir plan. Genelde çokgen planlar tercih edilirken İstanbul'daki padişah türbelerinde, burada tekrar erken dönem türbelerinde olduğu gibi, Sultan Murat'ın ya da Murat Hüdavendigar'ın türbelerinde olduğu gibi kareye dönülmüş ama eyvanlı bir düzende bir kare mekan elde edilmiş. Üzerinde tromplarla geçiş sağlanan bir kubbe var, büyük bir kubbe. İkinci sıra pencere altına kadar duvarlar çinlerle kaplı dedik. Pencerenin alt hizasında büyükçe bir kuşak halinde, geniş bir kuşak halinde kitabe yer alıyor. Altta da pencere alanında panolar halinde düzenlemeler söz konusu ve oldukça da itinalı bir çini işçiliği burada dikkatimizi çekmekte. Duvarlar belli bir seviyeden sonra kalemişi ile süslü ve bu kalemişi süslemelerde de zikzaklı bir düzenleme. Özellikle de kubbe içerisinde bu devam ediyor. Böyle zikzaklı bir düzenleme Osmanlı mimarisinde çok yaygın olarak kullanılmamıştır. Az örneği vardır buna benzer, bir iki örnek hatırlıyorum. Onlardan bir tanesi bu. Muhtemelen de Kabe örtüsünü hatırlatır gibi bir düzen olmalı. Çünkü sandıkaların üzerine her sene yenilenen Kabe örtüsünden parçalar padişah türbelerinde ya da önemli şahıslara da hediye ediyor padişah bu Kabe örtüsünden parçaları. Bir gelenek olmuş onu örtmek, sandukaların üzerine örtmek. Burada hani o sandık üzerinde değil de kubbeye böyle bir şey işlenmiş gibi öyle bir izlenim uyandırıyor bende, bilmiyorum. Kabe örtüsüyle ne kadar örtüşüyor şeyi ama tabii ki yazı yok burada. Kıvrık dallı bitkisel bir süsleme var ama sanki onu hayal etmemizi, hatırlamamızı mümkün kılıyor gibi düşünebiliriz. Evet, dışarıdan da yapıyı görüyoruz. Böyle mermer kaplı cephesiyle köşeleri hafif pahlanmış kare bir kütle görmekteyiz. Burada at meydanından bakıyoruz şimdi türbeye. Türbenin eyvana yakın konumdaki birinci penceresi geniş tutulmuştur biraz ve avlu duvarında da bu pencere geniştir. Bu pencereye bir sebil yerleştirilmiştir. Şurada bakın duvar da geniş. Pencerenin şebekesi de değişik. Buraya bir sebil teknesi yerleştirilmiş ve bir görevli yoldan geçenlere su veya şerbet, limonata verebiliyor günün durumuna göre. Arkadan da
pencere açıklığından, arkadaki türbenin penceresinden de orada yer alan padişahın sandukası gözükebiliyor. Böyle bir görsel ilişki kuruluyor diyelim. Buradaki şebekemiz değişik, su verme açıklıklarıyla görülmekte. Diğer yönde de, yani medresenin bulunduğu sokağa açılan pencerede de benzeri bir durum var. Orada da geniş bir pencere ama lokma demir parmaklıkları, klasik şebekeli. Fakat hemen yanı başında sivri kemerli bir niş içerisine mermer bir su haznesi yerleştirilmiştir. Böyle de bir durum söz konusu. Türbe-sebil ilişkisi açısından bu çok önemli. 17. yüzyılda, 16. yüzyılın ikinci yarısına başlayıp 17. yüzyılda artarak devam eden bir gelenektir bu. Bu açıdan önemli. Bu arada caminin güneyinde gördüğümüz Aras'ta genel bir fotoğrafta bu şekilde gözüküyor. Bugün yoğun bir otopark ve işte yerleşim birimleri arasında kalıyor. Yakın bir zamana kadar harap durumdaydı. Vakıflar İdaresi tarafından restore edildi ve turistik çarşı haline dönüştürüldü. Karşılıklı iki sıra dükkan dizilerinden oluşan bir Aras'ta Ayasofya yönüne doğru devam ederken oradan camiye bağlantıyı sağlayan bir kapı var. O kapıdan sonraki devamında da tek sıra dükkanlardan oluşmaktadır. Ve tek tip eşyaların satıldığı çarşılar olarak biçimlenmişler. Aras'ta ismini böylelikle alıyorlar ve zamanla tabii bu değişikliğe uğramıştır. Külliyeyi oluşturan başka yapılarımız da var. Daha önce de belirttiğimiz gibi at meydanının ya da hipodromun Marmara Denizi yönündeki, güney yöndeki ucunda spendone dediğimiz o yarım daire şeklinde kavisli bölümün üzerinde külliyeye ait bazı yapılar var demiştik. Burada sosyal yardımlaşma binaları genellikle burada yer alıyor. En uçta yer alan yapı bugün Endüstri Meslek Lisesi olarak kullanılan yapıdır ki esası Sultanahmet Darüşşifası'dır. Şifahaneye bitişik şu kısımda, şurada bir hamam yer almaktadır. Bugün hala bu hamam duruyor. Şifahanenin duvarları sabit tutularak bir üst kat ilavesiyle burası mektebe dönüştürülmüştür. 19. yüzyılın ikinci yarısına doğru 1860'larda mektep haline getirilmiştir. Şifahanenin fıskiyeli havuzu da, havuzuna ait parça da bugün bu alanda bulunmaktadır. Mektebin önünde bir süs havuzunda duruyor. Şifahanenin hemen yanı başında 6 kubbeli birimiyle bir yemekhane binası. Onun hemen yanı başında 4 kubbeli birimiyle mutfak birimi. Onun tekrar devamında tekrar 4 kubbeli birimiyle, şurada daha iyi gözüküyor, ekmek fırını, fodla fırını. Marmara Rektörlük binasının altında da 4 tanesi açıkta, 2 tanesi rektörlük binasının altında kalıyor ve bugün o binanın yakın zamana kadar yemekhanesi olarak kullanılıyordu. Orada da böyle küçük 6 kubbeli birimiyle kiler binası yer alıyor. Yani bunlar imaret yapılarını oluşturan, şifahane ve imaret yapılarını oluşturan birimlerdir. Ayrıca Evliya Çelebi imaret yapılarının bulunduğu yerde bir sebilin varlığından bahsetmektedir. Fakat o sebil bugün mevcut değildir. Külliyenin bünyesinde birkaç tane sebil günümüze ulaşmıştır. Demin türbenin iki yanında dedik pencere sebiller dışında. Avlunun iki yandaki köşelerdeki at meydanına bakan kapıdaki iki birerden iki sebil, orta kapıda iki tane çeşme sebil söz konusu. Bunların dışında caminin Araslası yönünde bir başka çeşmesi, Araslı'nın sokağının çift dükkanlı sokağının başlangıcında bir köşe başında yer alan iki cephesiyle bir başka sebil, Arasta sebili. Arasta'nın Tavukhane Sokağı tarafındaki bitiminde Güngörmez Mescidi var o yönde. Ona yakın konumda bugün günümüze ulaşmamış olan bir diğer sebil ve yanı başındaki çeşmesi külliyenin su tesisleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların üzerindeki kitabelerden tespit edilmiş olan tarihlerde genelde 1617 yılına denk gelmektedir diyelim.
Evet, Sultanahmet Külliyesi adını vermiş olduğu semte adını vermiş ve semte artık bu isimle anılmış oldu. Araya giren bir sürü başka yapıyla şekillenen coğrafyada bütünlüğünü tam olarak kavrayamamış olmakla beraber işte At Meydanı'nın köşesindeki mektep binaları arasında sıkışmış olan bu imaret yapıları ve şifahane, diğer tarafta cami ve çevresindeki Aras'ta Sıbyan Mektebi, medrese, türbe gibi yapılarıyla iki farklı alanda yapılarıyla yer almakta ve özellikle tabii caminin bulunduğu alan üzerindeki yapılarıyla çevreden daha kolay algılanabilmektedir. Diyerek bugünkü konuşmamızı böylelikle tamamlayalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.